Günaydın değerli izleyenler. Bugün 10 Ağustos Çarşamba. Ben Zeynep Erataman. Bloomberg HT'de ilk söz başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhamit Han sondaj gemisini ilk görevini uğurlama töreninde konuştu. Erdoğan konuşmasında Akdeniz'de yaptığımız arama ve sondaj çalışmaları kendi egemenlik alanımızdadır. Bunun için kimseden izin veya icazet almaya ihtiyacımız yoktur dedi. Daha sonra Erdoğan yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne giderek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Türkiye'nin IMF'den 6,5 milyar dolar borç aldığı iddialarına yanıt verdi. Bakan, IMF ile bir program ilişkisine girilmediğini söyledi. Nebati, Türkiye'de IMF'deki kota payına karşılık olmak üzere 6,3 milyar Amerikan doları Türkiye için tahsis edilmiştir. Bu imkan tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır, dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından bugün saat 14.30'da kamu bankalarının genel müdürlerinin katılımıyla finansmana erişim istişare toplantısı gerçekleştirilecek. TOB'dan yapılan duyuruya göre toplantı, TOB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar, Halkbank Genel Müdürü Arslan ve Vakıfbank Genel Müdürü Üstün Salih'in katılımıyla düzenlenecek. Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya'dan akışın kesintiye uğraması ihtimaline karşı hazırladığı doğalgaz tüketimini %15 azaltma planı yürürlüğe girdi. Avrupa Birliği'nin hazırladığı acil durum planı üye ülkelerin 1 Ağustos 2022-31 Mart 2023 tarihlerinde gaz talebini geçmiş 5 yılın ortalamasının %15 altına indirmesini öngörüyor. Planla yıllık 45 milyar metreküp doğalgaz tasarrufu hedeflendi. Dünyanın en büyük konteyner hatları bu yıl geçtiğimiz yılın kar rekorunu %73 artırarak yeni bir rekor kırmaya doğru ilerliyor. 11 taşıyıcıyı baz alarak yapılan hesaplamalara göre bu yıl net gelir 256 milyar dolara ulaşacak. Borsa İstanbul Yüz Ana Endeksi dün %0.35'lik bir değer kaybı vardı. Gün içerisindeki rekor seviye 2807 puana geliştirildikten sonra endeks eksiye döndü. 2785'te kapanış yaptı. Puan bazlı bakıldığında 9 puan kadar geri çekilen borsa endeksinde 43,5 milyar TL'lik de işlem hacmi yaşandı. Bankalar %0.62, holdingler %0.61 düştü. En çok kazanan tarafta %5.13'te finansal kiralama faktöring, en çok kaybeden tarafta ise %2,10'la iletişim sektör endeksi yer aldı. Dün akşam saatlerinde fiyat istikrarı komitesi toplandı. Kapanış sonrası gelen bilançolarda Ereğli Demir Çelik 6,6 milyar TL, Coca-Cola içecekse 1,2 milyar TL'lik kar açıklamalarıyla medyan beklentileri karşıladı. Bugün ise Türk Hava Yolları ve Anadolu Efes'ten gelecek rakamları piyasalar takip edecek. Varlık barışı ile ilgili dün yeni düzenleme açıklandı. Kademeli bir vergilendirme sistemi ve aynı zamanda bir yıllık vadede sistemde kalması halinde varlıkların verginin sıfırlanması koşulları öne kondu. BDDK tarafından TL ticari kredilerle ilgili düzenlemede teknik ayarlamalar ve detaylar ile ilgili iletişim sağlandı. Bununla beraber dün itibariyle Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i 30 Mayıs'tan bu yana ilk defa 700 seviyesini test etti. 707 baz puanda dün kapanış yaptı. MSCI Türkiye ETF'i %0.68 ekside kapandı. Bununla birlikte Türkiye-Rusya arasındaki anlaşmaya dair Amerika'dan ilk tepki Dışişleri Bakanlığı cephesinden geldi Bloomberg HT'ye. Durumu yakından izliyoruz. Türkiye'ye yasa dışı Rus parası geldiğine dair bir kanıt elimizde yok şeklinde bir değerlendirme paylaştılar. Dünel Medya Grubu Amerika temsilcisi Ali Çınar'ın bu konuyla ilgili yazmış olduğu haberi BloombergHT.com'da okuyabilirsiniz. Tahvil tarafına geldiğimizde dün gösterge bileşikte 38 bas puan yükselişte 21.33, 10 yıllık kağıt bileşik getirdi. 13 bas puan düşüşle 16.81 seviyesinde kapatılıyor. Kapanışlar yapıldı. Dünkü hazine borçlanmalarında 2 yıllık tarafta faiz ve ortalama bileşik %21.44'te şekillenirken 6 yıllık değişken faizli kağıtta dönemsel faiz %12.24 oldu. Dün hazine bu iki kağıtla 9.25 milyar TL'lik iç borçlanmaya gitti. Bugün de 2 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemesi olan Amerikan doları cinsi devlet tahvilinin bankalara doğrudan satışı gerçekleştirilecek. Öncesinde bir de kurlar cephesine gidelim.
O tarafa döndüğümüzde bugün Amerika'dan gelecek enflasyonu piyasalar merakla bekliyor. Öncesinde ise paritelerde dolar TL 17.87, 10 euro TL ise 18.26, 55'te işlem görüyor. 18.07, 14'te sepet kur karşımıza geldi. Parite 1.02, 15'e giderken dolar endeksi 106.27 seviyesinde. Gelecek enflasyon verisi öncesinde dün tahvili alım gelirken Amerika'da hem faiz düştü hem de dolar endeksini aşağı çekmiş oldu. Avrupa tarafına döndüğümüzde ise Ukrayna üzerinden Rus petrolüne vanalar kapandı. Böylece Macaristan, Çekya ve Slovakya'ya ödemeler yapılmadığı gerekçesiyle petrol sevkiyatı Rusya'dan Ukrayna üzerinden durmuş oldu. Polonya ve Almanya içinse enerji akışı devam ediyor. Avrupa tarafında Kremlin'den bir açıklama geldi. Almanya ve Avusturya liderlerinin Rusya'ya yönelik tavırlarını değiştirmelerini bekliyoruz dendi. İngiltere Merkez Bankası'ndan yetkili Ramsden faizleri gerekirse yeniden yükseltmek zorunda kalabileceklerini işaret ederken İngiltere'de Ocak ayında konut ve tarafında ve sanayi tarafında enerji kesintileriyle ilgili bir planın değerlendirildiği haberleri de ajanslara yansıdı. Stoxx 600 endeksi dünü %0.6 kadar aşağıda tamamladı. Teknoloji %3.2 kadar satış yedi. Petrol doğalgaz sektör endeksi ise %1.2'lik yükselişiyle olumlu yönde ayrıştı. İngiltere'de bu arada perakende satışlar Temmuz'da %1.6 yükseldi. Sıcak hava yüzünden yazlık kıyafet satışları, aynı zamanda piknikle ilgili her türlü unsur ve vantilatör satışlarındaki yükselişler burada ana unsur olarak karşımıza çıktı. Amerika tarafında ise Dow Jones Sanayi Endeksi 58 puan, S&P 500 %0.42 ve Nasdaq %1.19'luk değer kayıplarıyla dünü tamamladı. Micron, Novavax ve yine Upstart gibi şirketlerden gelen bilançolar, öngörü ve gelirler tarafında aşağı yönlü revizyonlar piyasayı baskıladı. Bu arada iş gücü maliyeti Amerika'da ikinci çeyrekte %10.8'de beklentiden yüksek geldi. Biden 280 milyar dolarlık çip yasasını imzaladı. Yerli üretimi böylece teşvik edip Çin'e rakip çıkmayı hedefliyorlar. Micron ise 40 milyar dolarlık yatırımı 2030'a kadar tamamlayacağı haberiyle çip piyasası için önemli bir başlık sundu. Elon Musk 7.92 milyon Tesla hissesi sattı. Değeri 6.88 milyar dolara tekabül ediyor. Elon Musk Twitter'ı almaktan vazgeçtiğini açıklamasından bu yana ilk defa Tesla hisselerinde böylesine bir satışa gitmiş oldu. Bugün Disney'den gelecek bilançonun yanı sıra piyasalarda Evans ve Kaşgarlı gibi yerel Fed başkanlarından gelecek konuşmalar da izlenecek. Bullard ise dün yaptığı değerlendirmede enflasyonda yukarı yönlü sürprizler devam ederse Fed'in faizi daha yüksekte daha uzun süre tutmak zorunda kalabileceğine işaret etti. Hal böyleyken bu sabah Asya'da gözler enflasyon verilerine çevrildi. Çin'de Temmuz'da TÜFE %2.7 ile 2 yılın zirvesine otururken piyasanın beklediği kadar kötü gelmedi. Japonya tarafında yine bu sabah üfe geldi. Yıllık %8.6 seviyesi piyasa beklentisinden biraz yüksek. Güney Kore'de işsizlik %2.9 ile Temmuz'da analist tahminlerine paralel geldi. Toyota üretimi Covid yüzünden kısmen durdurmak zorunda kalabileceğini söyledi. Honda ve Cathay Airways'den bugün bilançolar gelmesi yönünde beklentiler var. Bu arada yine hatırlatalım, Çin tarafında üfede de yıllık %4.2 beklentinin altında kaldı. Seviyeler yüksek ama beklenti altı dedik. Özellikle Çin'de Covid yüzünden uygulanan kapanmaların enflasyonda aşağı yönde baskı yaptığı unsurları da dikkat çekiyor bu sabah analist yorumlarında. Daha fazlasını biraz sonra Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadi Kaymaz'la konuşacağız diyelim. Asya'nın kırmızı tablosu sonrası Amerika'da borsa vadelisi de güne eksilerde devam ediyor. Tahvil tarafında ise dün faizler bir miktar geri çekildi. Ama en yıllıkla 2 yıllıkla 10 yıllık arasındaki faiz makası 50 bas puanla 2000'den bu yana en yüksekte duruyor. 2 yıllık hala 10 yılın üzerinde hareket ediyor. Bu arada dün 3 yıllık vadede Amerikan hazinesi 42 milyar dolarlık borçlanmaya gitti. Bu sabah 2 yıllıkta 3.26, 10 yıllıkta ise 2.79 seviyesi ekranımızda. Emtia cephesine geldiğimizde ise doların gevşemesiyle altın 1808 dolara yükselmişti bu sabah. Şimdi ise 1791 dolara geri çekilmiş durumda. Gram altın 1031 dolar 60 sentte işlem görüyor. Petrolde ise İran'la ilgili gelişmeleri takip edeceğiz. Dün %0.04 gibi değer kaybıyla günü tamamlayan siyah altın bugün de 90 dolar 19 sent ve Brent tarafında 96 dolarda işlemler devam ediyor. Kripto para evrenine döndüğümüzde orada da bu sabah bizi kırmızı bir ekran karşıladı. Bitcoin'de 22.884 dolar, Ethereum'da ise 1670 dolarda işlemler sürüyor.
Rakamlar böyleyken aynı zamanda HSBC'den dolar TL ile ilgili Yusun'un tahmininin 17.5'dan 19.5'a revize edilmiş olduğunu da hatırlatalım. Ve gidelim bir kez daha Avrupa'ya. Dün Londra kapanışında, Avrupa kapanışında en çok hangi haberler etkili oldu? Londra'dan Ceren Dilekçi Köseoğlu bildirecek. Avrupa borsalarında ağırlıklı olarak aşağı yönlü bir seyir hakimdi. Teknoloji endeksinde özellikle satışların hızlandığını takip ettik. Bunun nedeni ABD'li çip üreticisi Micron'un 4. çeyrek satış tahminlerini düşürülmesi etkili oldu. Bu yarı iletken hisselerde düşüşü beraberinde getirdi. Avrupa tarafında da. Diğer tarafta enerji tarafında gündem yoğundu Avrupa'da. Özellikle Rusya'nın Druzba'dan petrol akışını durdurduğu haberiyle petrol fiyatları yükselirken bu da Avrupa'da petrol ve gaz endeksini yani enerji hisselerini destekledi. Tabii bu karardan 3 ülke etkilenecek Avrupa'da. En çok Macaristan, Slovakya ve Çekya etkilenecek petrol akışının kesilmesinden. Gerekçe olarak Rusya bu karara ödemelerin yapılmamasını yani yaptırımlar nedeniyle ödemelerin geri dönmesini gerekçe gösterdi. Diğer taraftan Norveç'ten de önümüzdeki dönemde Avrupa ve İngiltere'ye yaptığı elektrik ihracatında sınırlama yani ihracat kontrolü getirmesi gündemde. Çünkü hava sıcaklıklarının artmasına bağlı olarak su seviyeleri düşüyor. Bu da enerji üretimini giderek bütün Avrupa ülkelerinde daha zorlu hale getiriyor. Norveç'te de hidrokarbon kaynakları, rezervleri belli bir seviyenin altına düşerse yani risk teşkil edecek seviyenin altına düşerse acil durum ilan edilebilir. Ve bu durumda acil kontroller devreye girebilir, ihracat kontrolleri devreye girebilir. Norveç Enerji Bakanı bu hafta yapılacak görüşmeler sonrasında yeni mekanizmanın açıklanmasını beklediğine dikkat çekti. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Ve küresel piyasalarda son durumu değerlendireceğiz. Amerika'da bugün enflasyon verisini bekliyoruz dedik. Çin'den rakamlar geldi bu sabah. Piyasa acaba nasıl karşıladı? Şu anda borsalar kırmızılarda. Detaylarını konuşacağız. Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadi Kaymaz Pekin'den canlı her sabah olduğu üzere yayınımızda. Sadi günaydın, hoş geldin yayınımıza. Endeksler bu sabah itibariyle satışla karşılaştı. En çok neler hareketlendirdi sence rakamları? Zeynep, soruna net bir yanıt vermek isterim. Tabii zannımca diyerek bu akşam biliyorsun Amerikan Birleşik Devletleri'nde enflasyon verisi gelecek. O veri öncesinde de bana kalırsa ihtiyatlı bir tutum var. Böyle risk off modu var. Risk modu kapatılmış durumda şu anda. Endekslere şöyle gözüm kayıyor Zeynep. Aşağı yukarı bütün ana endekslerde şu anda kırmızılar var. Hong Kong %2 civarında kayıpta. Yine CSI 300'e Şangay'a baktığımda, Şangay ve Shenzhen'e baktığımda %1'e yakın kayıp görüyorum. Yine Nikkei'de, Güney Kore'de %1'e yakın böyle yaklaşan kayıplar var Zeynep. Dolayısıyla risk modu gerçekten kapalı ama tabii sektörel bazda da bakmak lazım Zeynep. Acaba bu hisseleri, bu endeksleri Japonya'da, Güney Kore'de ve Çin'de hangi sektörler aşağı çekiyor diye baktığımızda orada hali manidar, hali önemli, anlamlı sektörler var. Yeni yarı iletkenler var örneğin. Her gün bir uyarı geliyor biliyorsun. Intel'den geldi, Nvidia'dan geldi. Dün gece de Micron'dan geldi Zeynep ama böyle zehir zemberek geldi. O da şuydu. Tüketici talebinde özellikle tüketici elektronik tarafında çok büyük düşüş var. Dolayısıyla da özellikle hafıza çiplerinde bundan NAND'ı kastediyor ya da DRAM'i kastediyor. Fiyatlar uçurumdan düşüyor dedi. Çok sert bir uyarı yaptı. Diğer taraftan yine LCD panelleri üreticilerine baktığımız zaman Asya'da Kore ve Çin'i anlıyoruz aslında. Japonlar bu işten çıkmış durumda. Onlarda da Zeynep özellikle küçük orta ölçekli işletmeler diyeyim çok büyük olanlar haricinde artık fiyatlar maliyet eşiğine geldi diyor. Onlar da çıktı kısıyor. Neden sektörleri bu kadar detaylı anlatmaya çalıştım Zeynep? Çünkü dünyada biliyorsun pandemiyle birlikte bir mal talebi vardı. Özellikle tüketici elektroniğinde bir talep vardı. O talep şimdi tabii ki çok doğal olarak zayıflıyor ama onun zayıflamasının üzerine bir de üzerine enflasyon geldi. Hane halkı alım gücü de azalınca tabii ki fiyatlardaki düşüş çok hızlandı. Buna dikkat etmek lazım. Ne açıdan dikkat etmek lazım? Resesyonu çok konuşuyoruz ama eğer tüketici elektroniğine bakarsak şu anda resesyon için hiç de iyi sinyaller vermiyor. Tabii ki hisse senetlerine de baktığımızda bugün özellikle yerel iletken sektöründe çok büyük zayıflık görüyoruz. Hem Kore'de hem Japonya'da hem de Çin'de ama tabii Çin'de son günlerde bir hali var. Zeynep onu da bir parantez açmak isterim.
O rally de tamamen siyasetten kaynaklı. Bundan sonra Çin hükümeti muhtemelen yarı iletken sektörüne daha fazla teşvik verir diye Çin hisselerinde, yarı iletken hisselerinde 3-4 gündür bir rally var Tayvan gerilimiyle birlikte. Tabii veriler var Zeynep, bir üretici fiyatları tarafı var. Japonya ve Çin geldi. Bir de tüketici fiyatları tarafı var. Çin dünyanın en kalabalık ülkesi. Şimdi üretici tarafından baktığımızda iki ayrı tablo var Zeynep. Japonya'da dünyanın üçüncü büyük ekonomisinde %8,6 geldi. Beklentilerin üzerinde geldi. Evet, biraz geri çekildi ama çekilme öyle önemli bir çekilme değil. Orada da akaryakıt fiyatlarındaki düşüşlere rağmen hala çok dirençli kaldı üretici fiyatları. Neden böyle oldu diye baktığımızda gıda fiyatlarını görürüz. Zeynep, hemen çekilmemişler. Doğalgaz fiyatlarını görürüz. Elektrik fiyatlarını görürüz. Bunlar hep böyle üretici fiyatlarını, orada toplanan eşya fiyatlarını yüksek tutuyor. Çin tarafına baktığımızda orada da tam tersi bir tablo var. Şimdi Çin'de biliyorsun %10'a yaklaşıyordu neredeyse Zeynep. Oradan hızla ivme kaybetmeye başladı. %4,6 beklenirken PPI şu anda 4,2 gördük. Beklentilerin de altında kaldı. Tabii ki Covid önlemleri var. Emlak piyasası çok zayıf. İş dünyası güveni çok zayıf. Bunlar tabii ki iş talebi çok zayıf kıldığı için zaten seninle konuşuyoruz. İş talepteki zayıflık doğrudan doğruya üretici fiyatlarına yansıyor. Ayrıca tabii ki genel olarak dünyada emtia fiyatlarında da bir düşüş var. Tüketici fiyatları tarafına baktığımız zaman orada hangi açıdan bakarsak farklı bir tablo var yine. Zeynep, örneğin bir açıdan baktığımız zaman makro veriler bize %2,7 çıktı. Tüketici fiyatları enflasyonu 2 senenin en yükseği diyor. Dolayısıyla manşetten baktığımızda böyle 2 senenin en yükseğini görüyoruz ama başka bir açıdan baktığımızda 2,9 beklenirken 2,7 gelmiş. Ayrıca da yine başka bir açıdan baktığımızda çekirdek tarafa baktığımızda, yani enerji ve gıdayı çıkardığımız zaman Zeynep, Çin'de enflasyon %1'den %0,8'e düşmüş. Dolayısıyla yapısal bakımdan bir enflasyon baskısı yok ama manşetten baktığımızda gıda ve enerji kaynaklı bir takım baskılar var. Orada da tabii ki özellikle domuz eti fiyatlarına dikkatini çekmek isterim. Gıda kaleminin çok önemli bir faktörü. O yüzden orada da %20'den fazla artış var. Yine gıda sepetinde %6,3'lük bir artış var. Tabii bu da siyasetten tabii ki Çin hükümetini böyle hafif hafif endişelendiriyor olabilir gıda fiyatlarındaki artış. Bloomberg ET Asya temsilcisi Sadi Kaymaz, çok teşekkürler. Bir sonraki buluşmamız saat 8 sularında olacak. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Ve dış basında öncelikle Financial Times'e ele alacağız. Allianz Baş Ekonomi Danışmanı Muhammed Elerian, Amerika'da resesyon riski ortadan kalktı demek için henüz çok erken şeklinde bir değerlendirme paylaşıyor. Faiz artırımları, Fed'in 9 trilyon dolara kadar şişmiş olan bilançosunu küçültme sürecinin ekonominin altındaki halıyı çekip almayacağını bilmiyoruz. Piyasalarda buna muhakkak cevap verecektir diyor. Şu an için bu tip bir riski okuyan tek piyasanın devlet tahvilleri olduğunu, orada kısa vadeli kağıt faizlerinin uzun vadelerin üzerinde faizler yansıttığını ifade ediyor. Yine detaylara bakıldığında Elerian diyor ki son 15 aydır haksız olmayı çok isterdim ama maalesef haklı çıktığım çok nokta oldu. Bunlardan bazıları enflasyonun geçici olduğuna dair görüşlere katılmamış olmam, aynı zamanda Fed'in enflasyonda eğrinin gerisinde kaldığını öngörmüş olmam ve yumuşak inişle ilgili en iyi opsiyonların geride kaldığı fikirleri. Dolayısıyla detaylara baktığımızda tarım dışı istihdam verisi gerçekten kuvvetli gelmiş olsa da resesyonla ilgili ihtimal ortadan kalktı diyemeyiz diyor. 528 bin kişilik istihdam artışı %3,5'luk enflasyon rakamlarını ortaya koymuş. Maaş artışlarının da iyi gittiğini söylüyor. Sadece iş gücüne katılım tarafında bir miktar hayal kırıklığı yaşandı. İki çeyrek üst üste eksi büyümeyle teknik anlamda resesyona girildi ama diğer ekonomik göstergeler henüz bu tabloyu teyit etmiyor. Yine de önümüzdeki 12 aya ilişkin herhangi bir garanti vermek veya bir resesyon olursa kısa sürer ya da hafif geçer demek için henüz çok erken olduğunu düşünüyorum demiş. Sadece iş gücü piyasasının gücüne bakarak, ki burası da kesinlikle garanti olarak görülmemeli,
herhangi bir şekilde resesyon ihtimali artık yok diyemeyiz. Enflasyonla mücadele konusunda Fed elini taşın altına koymak zorunda kalacaktır. Biden'ın ortaya koyduğu enflasyonla mücadele programının başarılı olacağına ilişkin henüz elimizde herhangi bir bulgu yok. 27 Temmuz'da Powell yapmış olduğu konuşmada faizlerin şu anda da nötr seviyede olduğunu söyledi ama bu konuda tartışmalar da devam ediyor. Aynı zamanda yine Merkez Bankası'nın nötr ve ötesine gitmesi için çok fazla yol kat etmesi gerektiğini düşünenler de var. Manşet enflasyonu yanı sıra dediğimiz gibi aynı zamanda hem faizler hem de bilanço büyüklüğünü takip ediyoruz demiş. Hem enflasyon hem de büyüme problemiyle 2023 senesinde Amerika karşı karşıya kalabilir. Onun için faiz artırım döngüsünü erken bitirmekte iyi bir alternatif olarak görülmüyor şeklinde detay vermiş. Borsa ve şirket tahvillerinde hala iyi seviyeler olduğunu söylüyor. Aynı zamanda yine Çin'de büyümeyle ilgili kaygılar, Avrupa'da resesyon tehdidinin de yine hem Amerika'da resesyon hem de Fed'in faiz artırımları gibi çifte riskle karşı karşıya kalma senaryosunu da ele almış. Umuyorum ki yine hata yaparım ama şimdiye kadarki çalışmalarım herhangi bir şekilde resesyon riskini bertaraf ettiğimize işaret etmiyor diyor. Bir sonraki başlıkları da yine dış basın köşemizde Wall Street Journal'dan aktaracağız. Burada Trump'ın Mar-a-Lago'daki evinin aranmasıyla ilgili olan süreçten bahseden manşet haber var karşımızda. Hassas evraka ilişkin bir takım şüpheler ve kaygı verici unsurlar söz konusu. Bu aramanın da özellikle 2022 ara dönem seçimleri öncesine gelmiş olması önemli diyorlar. Aynı zamanda yine kapak sayfada ilerlediğimizde Wisconsin'de ön seçimleri Demokrat Barnes'ın kazandığını takip ediyoruz. Microsoft harcama kesintilerine gidecek. Özellikle seyahatler ve toplantılarla ilgili masrafları azaltacaklarını söyledi. Çip üreticileri işlerin bir miktar daha yavaşlamasını bekliyor demişler. Çiplerle ilgili Biden imzalamış olduğu yasadan sonra ise Biden 1 milyonun üzerinde istihdam artışı yaşanacağına işaret ediyor. Enflasyon verisi öncesinde ise senetlerinin temkinli seyirde düştüğü ifade edilmiş. Micron çip üreticisi taleple ilgili zayıflama satışlarla düşüş uyarısında bulundu. Coinbase 1 milyar doların üzerinde bir zarar açıkladı şeklinde detaylar da yine bugün kapak sayfasında Wall Street Journal'ın yerini alıyor. Hızlı maaş artışları Amerika'da enflasyon baskısının süreceğini bize gösteriyor. Yıllık tarafta maaş artışları %5'i geçti demişler ve Serena Williams'ın tenisi bırakma ihtimali yine burada göz önüne alınmış durumda. Ve dönüyoruz buradan son başlığımıza Bloomberg'e. Orada Türkiye ile ilgili dün de aktarmıştık. Hisse senedi yatırımcısında kötümserlik geride mi kalıyor diye. Bununla birlikte yine küresel piyasalarda İyimserlik, içeride enflasyon derken aynı zamanda önümüzdeki sürece ilişkin beklentiler de önemli. Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber ve enflasyon yükselişiyle beraber de esasında kurda artış görmüştük. Bununla birlikte son dönem içinde hisse senetlerine ilişkin iyimserlikle beraber 19 yılın en yükseğini gördükten sonra CDS'de 703 bas puana Mayıs'tan bu yana ilk defa geldi. Burada hem görünümde iyileşme hem de aynı zamanda Rusya'dan nakit transferinin önemli olduğu ile ilgili detaylar var. Bunu da Merkez Bankası rezervlerinde göreceğiz diyorlar. Ekonomist Haluk Bürümcekçi'nin hesaplamasını paylaşmışlar. Sistemde 5.6 milyar dolar 7 gün içerisinde bankalarda döviz rezervinin arttığına işaret ediyor. Altın dahil rezervlerde ise 7.3 milyar dolarlık bir artışla 108.6 milyar dolar seviyesine yükselme bekliyorum demiş. Konuyla ilgili olarak bir Rus iştirake geldiği söylenen rakam var. Yüksek ihtimal Akkuyu'dan bahsediliyor gibi görünmekte. Bununla birlikte yine şu an için Türk dolar cinsi tahvillerine, Amerikan cinsi dolar tahvillerine kıyasla ödenen priminde 600 bas puan civarına Haziran'dan bu yana ilk defa indiğine işaret etmişler. TD Securities'den Christian Maggio diyor ki Türkiye'de şu an için bir temettü riski olduğunu düşünmüyoruz ama 900 bas puan CDS için önemli bir eşik seviyesi. Önümüzde süreçte 500 ila 700 bas puan bandını oldukça mantıklı görüyoruz şeklinde bir değerlendirmede bulunmuş. Borsa tarafında 21 ayın en iyi haftalık performansının geride kaldığını ifade etmişler yine haberin detaylarında. TL'de ise yılbaşından bu yana %25 ile gelişen ülkelerde en kötü kur performansı yaşandı diyorlar. Enflasyonun %80 civarında olduğu, politika faizinin de %14'te durduğu ifade edilmiş yine haberin içerisinde. Bilgi Üniversitesi Sefis Araştırma Direktörü Özlem Dirci Şengül ise dün yayınımızdayken hem döviz rezervlerinde yükseliş hem de CDS'de düşüş tarafında henüz güvenilir bir noktada olmadığımızı söyledi. Yorumu ekrana getireceğiz. Ardından gazeteler. Rezervlerdeki artışın bir kere kalıcılığının ve sürdürülebilirliğinin ispat edilmesi lazım. Yani ben şu anda yatırımcı nezdinde, yatırımcı bakış açısıyla Türkiye'de artık bu rezerv sorunu hani epeyce hafiflemiştir
birikim başladı ve bundan sonra devam edecektir. Ülkedeki döviz arz talebi dengelenmiştir gibi bir yaklaşımla risklerini hani hedge etmek üzere CDS'i olan taleplerinin düştüğünü zannetmiyorum. Düşüşün hani nedeni olarak bunu koymazdım ben arka planda. Türkiye'ye özgü faktörleri sıralayacak olsam bile. Evet, bir miktar artış var. Ancak münferit faktörlerle de gerçekleşmiş olabilir. Önümüzdeki haftalarda görünecek. Ama bir de şu anki rezerv yönetimimiz, daha doğrusu arz talep dengesi, döviz likiditesi yönetimimiz içeriye yeni kaynak girmeyen, mevcut kaynağı içeride döndürmeye çalışan bir yapı arz ediyor. Bu da sürdürülebilir değil. Açık pozisyonu olduğu için Merkez Bankası'nın ve Türkiye'nin toplamda baktığımız zaman da açık pozisyonu var. Tüm kesimler nezdinde topladığınız zaman alt alta. Dolayısıyla buradaki riskin ortadan kalkacak kadar ciddi bir rezerv artışı olması lazım. Buradaki riski ortadan kaldıracak kadar likidite yönetimi riski halen çok ciddi bir şekilde önümüzde duruyor. Onun için güvenle, yani CDS'deki düşüş kalıcı bir hareketin sonucudur, rezervler artık güveniniz diyebileceğimiz noktada değiliz. Ve dönüyoruz buradan gazetelerde öne çıkan başlıklara. Dijital basında Habertürk.com'da ödeme ve elektronik para verileri paylaşılacak denmiş. Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, TÖDEB veri transfer sisteminin yılın son çeyreğinde canlıya alınacağını belirterek ödeme ve elektronik para sektörüne ilişkin sayısal bilgi paylaşımına başlanacağını bildirdi. Dünya Gazetesi'nin manşetinde ise Schengen vizesi Avrupa Birliği'ne seyahat çilesine dönüştü demişler. İş dünyası Schengen bölgesine planlanan seyahatler için yapılan vize başvurularında uzayan bekleme süresi ve artan redlerden şikayetçi diyorlar haberin detayında. Hürriyet gazetesinde ise ekonomi sayfasında işte yeni tarım modeli diyorlar. Tarım ve Orman Bakanlığı tüm dünyada stratejik bir konuma gelen tarım sektörü için yeni bir eylem planı hazırladı. Edinilen bilgilere göre önümüzdeki dönemde tarımda daha aktif destekleme için sayısı 65'e ulaşan teşvikler sadeleştirilecek. Çiftçiye ekim öncesi aynı destek ödemesi yapılacak. Üretim öncesi izin mekanizması devreye girecek. Sabahın ekonomi ve finans sayfasında ise ikinci el pazarı 8 milyonu geçecek haberiyle karşılaşıyoruz bugün. Çip krizi nedeniyle ikinci el araca yüksek talep olduğunu belirten sektör temsilcileri, piyasa biraz durgun ancak yeniden hareket bekliyoruz, 8 milyonu aşkın satış öngörüyoruz dedi. Ve turda son durağımız Milliyet Gazetesi olacak. Sebze meyveye hal takip sistemi başlığı var. Gıda Komitesi'nin kış aylarında sebze fiyatlarında yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek amacıyla aldığı önlemlerden biri olan hal takip sistemini Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan Milliyet'e değerlendirdi. Tavşan yalnızca hallerin değil marketlerin de sisteme katılması gerektiğini belirtti. İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner'le beraberiz. Her çarşamba sabahı olduğu üzere. Tufan günaydın, hoş geldin yayınımıza. Öncelikle az önce Özlem Dirici Şengül'ün de bahsettiği konuya girelim istersen biraz. CDS'te gördüğümüz düşüş, rezervlerde gördüğümüz yükseliş sana göre ne kadar ikna edici olacak? Ya tabii şöyle, bence önemli, önce konuşmamız gereken nokta 900'lere gelen CDS esasında ne kadar mantıklıydı hani fiyatlama açısından. Bence o önemli bir noktaydı. Bence onun bir düzeltmesi geldi. Şimdi hani bunu beklemek çok normal. Bunun da gelişi de şöyle oldu bence. Hani sonuçta rezervlerde evet bir artışın olduğunu bu süreç içinde görüyoruz. Hani nasıl olduğu bence çok kritik ve önemli bir nokta değil bu dönemde. Çünkü ben hep şunu söylüyorum, artık bir Türkiye yakın dönemde, yani hani bu en azından bir yıldan daha az bir süreç içinde bir seçime doğru gidiyoruz. Dolayısıyla bu seçime gittiğimiz süreç içinde ben hep yapılan girişimlerin hep seçimden önce olarak hani yapılan girişimler olarak yorumlanması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bütün bunları böyle düşündüğümüz zaman bu tarz gelen yeni rezervler, işte CDS'lerin şimdi azalıyor olması şunu çok net olarak gösteriyor. En azından hani ben bu böyle olduğuna da %100 inanıyorum. En azından bu seçim sürecine kadar Türkiye artık bundan sonra çok ciddi risklerle karşı karşıya olmayacak. Yani şimdi 900 demek esasında CDS'lerde Türkiye'nin önümüzdeki dönemde borçlarının bir kısmını sanki acaba geri ödemeyecekmiş gibi bir fiyatlama olması demek. Ama şu anda bence Türkiye'nin şu anda girdiği ortam itibariyle seçime kadar olan süreç içinde ben açıkçası çok da fazla böyle sert bir hareketin olacağını, hani böyle tekrar işte rezervler yavaşça yerine konacak, orada birazcık CDS'lere yumuşama gelecek, çok da fazla bir yumuşama beklemek de bugünkü ekonomik verilerle çok da doğru olmaz.
Ama hani ben en azından o tarihe kadar bazı şeylerin daha yumuşak geçebileceğini açıkçası düşünüyorum. Bence bugün yaşadıklarımız da işte tekrar bir rezervdeki yaratılan bazı hani nasıl açıklanır çok emin değilim ama hani yaratılan rezervin bir şekilde artışı, CDS'lerdeki geri gelme, bunları böyle seçim sürecine kadar bir aşağı bir yukarı bir şekilde görmeye sanki devam edeceğiz. Ama en azından şunu söyleyebiliriz, seçim sürecine kadar Türkiye böyle hani bu çok olumsuz senaryoların konuşulduğu bir ortamda açıkçası olmayacağını düşünüyorum. Yani şu anda yaşadığımız makro taraftaki olumsuz veriler bir şekilde devam edecektir. Hani çok da iyileşmesini beklemek de bugün koşullar içinde çok doğru olmaz. Ama hani daha da kötüye götürecek bir şeylerin olmasını beklemek önümüzdeki ona içinde bence piyasalar açısından çok doğru olmayacak diye düşünüyorum. Peki CDS'de 900 bas puandan 700 bas puana geldik. TL cinsi olarak borsada rekor da kırıldı. Aynı zamanda yine MSCI Türkiye ETF üzerinden de dün görmeye çalıştık. Kısa pozisyonlar 2014'ten bu yana en düşüklere inmiş durumda. CDS'de gördüğümüz iyileşme sence piyasada nasıl karşılık buldu? Birebir yansıdığını düşünüyor musun? Daha gidecek yol var mıdır iyimserlik yönünde? Yani esasında dolar bazında piyasaya bakarsak, hani borsamıza bakarsak çok da ciddi bir yukarı yaptık mı? Evet, yani bir yukarı doğru gidişimiz oldu ama hala o bandın içindeki hareketimize bir şekilde devam ediyoruz. Yani alt band işte 1.4, üstte 1.6'lar dersek şimdi artık üst bantlara daha yakın bir noktadayız. Oralara doğru yaklaşmış durumdayız. Dolayısıyla hani çok da ciddi bir, evet, TL bazında çok ciddi rekorlar kırılıyor borsada. Hani bu enflasyon dönemi içinde zaten bunun olması çok normal. Bilançolar çok iyi geliyor. Bu da onu destekliyor. Bir de bunun yanında belki birazcık işte dediğimiz gibi çok az bir yabancı alışı geldi bu CDS'in de geri gelmesiyle beraber bankalarda. Bence bu gelenlerin büyük bir çoğunluğunun short pozisyonların kapanması olduğunu söylüyorum. İşte biraz evvel sen de söyledin. Türkiye ETF'indeki kısa pozisyonların artık hani daha fazla düşecek bir yeri olmamasının düşünülmesinden dolayı hani o tarafta da bence bir artık pozisyonlarda kapanma var. Bir noktada bence seçimin de bir etkisi var. Yani artık yavaş yavaş hani bugüne kadar bu pozisyonda gelen insanların artık bundan sonra hani kötünün en azından fiyatlanmayacağı bir onay yaşayacağımız için yavaş yavaş kısa pozisyonların kapandığını görüyoruz. Bu da ister istemez piyasaları olumlu etkiliyor. Şimdi CDS tarafı bence çok kritik ve önemli. Orada da 600'lerin altını bence beklemek bu süreç içinde çok doğru olmaz. Yani hani evet 900 belki saçmaydı, şimdi 700'lere geldik ama 600'lerin altına inmemiz de gerektirecek. Ben açıkçası yakın bir süreçte bir bunu sebep olacak bir etkeni çok fazla açıkçası ekonomide göremiyorum. Dolayısıyla birazcık daha işte böyle sakin olduğumuz, biraz belki iyimser havanın daha fazla estiği ama dataların hala iyi gelmediği bir süreç yaşayacakmışız gibi duruyor. Şimdi hal böyleyken Albaraka Türk Baş Ekonomisi Doktor Ömer Emeç de konuyla ilgili olarak görüşünü verdi. Onu da ekrana getireceğiz. Özetle küresel tarafta genel hareket, rezervler tarafındaki artış ve genel itibariyle gittiği seviyenin yüksek olması dolayısıyla bir düzeltme görüyoruz. Tabii burada düzeltmenin aslında tabii CDS dediğimizde piyasa genel itibariyle 5 yıllık CDS'e odaklanmış durumda ama CDS tarafındaki aslında eğriye bakıldığında bütün eğri tarafında bir aşağı geliş var. Dolayısıyla bütün vadelerde CDS'in aşağı yönlü geldiğini gözlemliyoruz. Devamıyla ilgili bence belirleyici olacak unsur, birincisi küresel taraftaki makroekonomik ortamın nasıl gideceği. Malum resesyon tarafındaki hikaye şu anda tabii teknik resesyon zaten Amerika tarafında gerçekleşti ama yani istihdam piyasasını etkileyebilecek genel itibaren makroekonomi tarafında gidişatı da etkileyebilecek bir ortamın ne zaman oluşacağını tahmin etmek zor. Dolayısıyla birinci bence belirleyici olacak unsur sıkılaştırma adımlarının ne derecede atılacağı ve bunun bir resesyona etki edip etmeyeceği. Birinci unsur bu. İkinci unsur rezervler tarafındaki gelişmeler bence belirleyici olacak. Ben buralarda olağanüstü negatif bir şok olmadığı sürece buralarda bir nebze daha aşağı çekiliş ihtimalinin olduğunu değerlendiriyorum ama genel itibariyle makroekonomik hem küresel taraftaki ortam hem de Türkiye'deki ortamın oluşabilecek belirsizlikleri dolayısıyla burada biraz temkinli olmakta fayda var. Ama olağanüstü bir şok olmadığı sürece bir nebze daha aşağı gelişmeler görebiliriz diye düşünüyorum.
Şimdi dolar bazlı olarak da mesela endekse baktığımızda yine endeks yüz içerisinde mesela dolar bazlı yılbaşından bu yana kaç hissede yeşillerdeyiz diye baktığımızda 59 hisse BIST 100 için konuşacak olursak yılbaşından bu yana dolar bazlı getiri sağlamış durumda. Örneğin yine iş gayrimenkul tarafına mesela baktığımızda %3.31 gibi bir getiriden bahsediyoruz. Terminaldeki verilere bakarak liste böyle yeşillerde en sol kolonda görüldüğü üzere devam ediyor indeks bilgisayara kadar. Sonrasındaki hisselerde ise eksiler söz konusu olmuş. Dediğimiz gibi bu 2021'in kapanışı itibariyle bugüne kadar dolar bazlı getirilerde gördüğümüz hareketti. Buradan istersen dönelim bir de bilanço sezonunda geldiğimiz noktaya. Geçen hafta seninle konuşmamızdan bu yana alınan yeni bilançolar var. İstersen yine bankalardan başlayarak bir bilanço sezonu değerlendirmesinde de bulunalım. Buradan istersen biraz emtia tarafına da geçelim. Çünkü tabii neredeyse son 3-4 bilanço sezonudur sürekli aynı temayı konuşuyoruz. Mesela bir Erdemir dendiği zaman hemen bilanço sezonunun yıldızı olacak gibi raporlarla karşılaşıyoruz. Bu dönemse bir miktar daha zannediyorum. Hani zaten yüksek ama oralarda bir doygunluk şeklinde daha çok öne çıkan bir görüş var. Katılır mısın bilemiyorum. Merak ediyorum sektörlerde hangilerini öne çıkaracaksın? Evet, şöyle tabii söylediklerin hepsi doğru. Hani bunun yanında bankacılık sektörünün karları gerçekten çok iyi geldi. Özellikle hani bu son dönemde İş Bankası'nın inanılmaz performansı. Onun dışında bütün bankaların hep beklenenlerin üstünde kar getirmeleri. İşte bilanço karlılıklarının artık böyle neredeyse %45'lere gelen, hatta belki kimisinin de bunun üstünde olan getirilerin oluştuğu bir süreçten geçiyoruz. Sonuçta hani geçmiş 12 aylık enflasyonu aldığınız zaman da hani bu getiriler çok da fena getiriler değil esasında ve şu anda bankaların bulunduğu yerlerde çok esasında hak ettikleri noktalar değil. İşte CDS'lerde biraz geri çekilmeyle beraber son bir haftadır bankalara gelen yabancının da katıldığı bir flow'un geldiğini çok net bir şekilde gördük. Dolayısıyla hisselerde bir şekilde hani iyi de performans gösterdiler ama bence esas hani ana resimdeki önemli nokta şu. Özellikle BIST 30'un belki de hatta belki BIST 50 de diyebiliriz. Bütün içinde bulunan hisse senetlerinin neredeyse tamamının iyi kar getirmesi. Yani hani sektörel bazı ayrımlar tabii ki de önemli bu süreç içinde ama hani belli başlı şirketlerin hepsinin de çok iyi kar getirdiğini, hani burada bahsettiğimiz zaman çok kötü bilançoda şu şirket getirdi diyebileceğimiz açıkçası çok da fazla şirketin olmadığını görüyoruz. Tabii bunda enflasyonun da çok ciddi bir etkisi var. Ama hani bütün bunları bir araya koyduğumuz zaman bankacılık sektörü hani bu bilançolarla hala çok geride. Holdinglerin karlarına baktığımız zaman gerçekten hala çok geride kaldıklarını bir şekilde görüyoruz. İşte ne olursa olsun hani dönem olarak evet emtiada bir geri çekilme olduğunu söylüyoruz. İşte biraz evvel senin söylediğin Erdemir'in sonuçta biraz dönemsellikten dolayı bu dönemde iyi kar getiremeyeceği gibi bir düşüncenin yanında gene hala karlılıkların çok iyi devam ettiğini o tarafta çok net bir şekilde görebiliyoruz. Dolayısıyla bilançolar şu anda değerlemeler açısından şirketleri desteklemeye devam ediyor ve devam edecekmiş gibi de duruyor. Şimdi bence önemli olan kritik konu esasında bundan sonra ne olacağı. Çünkü yavaş yavaş artık bizde de böyle büyümenin yavaşladığı, Avrupa'nın büyüyemediği bir süreç içinde özellikle ihracatçılar, içe dönük olan şirketler, yani bütün bunları bir araya koyduğumuz zaman eğer bir yavaşlama olacaksa ben hep borsada temkinli olunması gereken zamanın son çeyrek olduğunu söylüyorum. Dolayısıyla hani o dönemde eğer böyle bir yavaşlama görürsek o zaman belki birazcık daha fiyatlarda bir durulma olabilir. Geri çekilmeyi çok ciddi bir şekilde bir geri çekilme kesinlikle beklemiyorum piyasada. Ama dediğim gibi hani böyle bir bu hızlı ivmeyle yükselişten artık yerimizi belki daha böyle yatay ya da daha eğrisi daha az yükselen bir borsayı önümüzdeki süreç içinde görebileceğimizi düşünüyorum. Şunu da unutmamak lazım. Ciddi bir primin de yaşadığımız bir geçmiş bir ayımız var. Dolayısıyla sanki birazcık daha bu önümüzdeki bir 10 günlük süreç içinde birazcık daha temkinli olunması gerektiğini de düşünüyorum. Şimdi terminale döndüğümüzde dünkü kapanış itibariyle rekordan geri çekiliş vardı borsada dedik. İş finansal kiralama, zorlu enerji, Borusan yatırım, global yatırım, Tüpraş yüzdesel bazda en çok artan taraftaydı. Yüzdesel en çok düşen tarafta Simpaş Giyo, Nurol Giyo, yine İş Bankası ki bilançosu gelmişti. Türk Telekom, Sasa Polyester gibi yine bilançoya bağlı hareketler takip ettik. Orada yön aşağıydı. Puan bazlı katkılarda endekste Tüpraş'ın yanı sıra Akbank, Enka, Garanti Bankası, Anadolu Efes başı çekerken puan bazlı
baskılarda İş Bankası, Sasa, Şişecam, Erdemir ve Türksel hisselerini gördük. Ereğli ile ilgili tavsiyeleri de ekrana yansıtalım. Ereğli'yi takip eden 13 analist aracı kurum al tavsiyesi verirken 8 kurum tut, 1 kurum sat tavsiyesi vermiş. %22.6'lık bir getiri potansiyeli olduğunu aktarabiliyoruz. Buradan hemen şöyle kısaca bir notla düşelim. Ereğli'den 6.6 milyar TL'lik net kar geldi dedik. 6 milyar 639 milyon liralık bir net dönem karı 2022'nin ikinci çeyreğinde karşımıza çıkıyor. Üretimi artan, satışları ise bazı segmentlerde geri çekilen bir performans öne çıktı. Ereğli'de bir şekilden biraz daha detay birazdan paylaşacağız ama Reel Kapital Genel Müdürü Mete Yüksel emtia hisseleriyle ilgili görüş vermişti. Onu da yakına getirelim. Bütün emtia hisseleri için geçerli olan bir şeyi söylüyorum. Emtia hisselerinde yukarı döngüler ve aşağı döngüler vardır. Ve yukarı döngünün yani kar marjlarının en yüksek olduğu seviyeden aşağı doğru şu anda sarkmanın başladığı dönemdeyiz. Bunun ilk dönemlerindeyiz ve bu sarkmaya başladığı zaman öyle bir çeyrek sarkıp da bitmiyor. Yani 2, 3, 4, 5 çeyrek boyunca aşağı sarkıyor. Dip işte döngüyü tamamlıyor, tekrar yukarıya dönüyor. Şu anda zirveden aşağı dönüşün başlangıcındayız. Sadece demir çelik sektörü için değil, demir çelik, kimya, petrokimya ve bütün emtiasal hisselerdeki bunun işte rafinajı da katarak konuşabiliriz. Bir emtia döngüsünde aşağı salınımın başındayız. Buna uygun pozisyon almakta fayda var. Yine Erdemir bilançosundan biraz daha detay verelim dedik. Araştırma masamızın konuyla ilgili derlediği haberi de yine BloombergKT.com'da okuyabilirsiniz. Hatırlatalım. Bir iki satır başı verecek olursak üretimi artan, satışları ise bazı segmentlerde gerileyen şirkette 6 aylık kar 12,2 milyar liraya yükseldi. Şirketin bilançoda marjları yükselen enerji maliyetleri sebebiyle olumsuz etkilendi diyor araştırma masamızın notları. Şirketin karı analistlerin beklentisine paralel gerçekleşti bu arada. Onu da yine ifade edelim izleyici. Şirketin hasılatı yılın ikinci yarısında %40'lık bir artış gösterdi. Dolar bazında bilançoya bakıldığında satışlarda ilk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine göre %36,5'luk artışla 4.3 milyar dolarlık net satış geliri elde ettiğini de hatırlatalım. FAVÖK tarafında yine geri çekilmeden bahsediliyor. Temettü etkisi de nakit tarafında önemli. Ereğli Demir Çelik 2021 yılının Aralık ayında net 518 milyon dolar nakit bulundururken Haziran sonu itibariyle rakam 733 milyon dolar açığa dönüştü. Burada ödenen yüksek temettü etkili oldu şeklinde de yine internet sitemizde detayı bulabilirsiniz. Dönelim buradan bir de Coca-Cola içecek tarafına. Orada da ikinci çeyrekte 1.2 milyar TL'lik net kar açıklaması söz konusu oldu. 1 milyar 233 milyon TL'lik net kar piyasa beklentisine paralel bir rakam olarak karşımızda. Şirketin yılın ilk yarısında karlılığı 1 milyar 863 milyon TL'ye ulaşarak geçen yıla göre %65,7'lik bir artış gerçekleştirdi. Türkiye operasyonlarından elde edilen gelir %138 artarken şirketin FAVÖK marjı yıllık bazda %20.2 seviyesine geriledi. Alt başlıkları da haberde işlendi. Terminale döndüğümüzde 19 kurumdan al 2 kurumdan tut tavsiyesiyle getiri potansiyeli %19,7 olarak önümüzdeki 12 ay için ekranımıza yansır vaziyette. Şimdi bir yandan tabii biz içeride bilançoları takip ediyoruz. Borsada rekorları CDS'de geri çekilmeyi izliyoruz. Diğer tarafta HSBC tarafında dolar TL ile ilgili yıl sonu tahminlerini 17.5'dan 19.5'a güncellediklerini görüyoruz. Muhakkak ki bu tip bir tahminin içerisinde Fed beklentileri de var. İstersen oradan da devam edelim biraz Tufan. Bugün Amerika'da enflasyon verisi de gelecek. Bu sabah Muhammed Eleryan diyor ki önümüzdeki süreçte Fed faiz artırımlarına enflasyonla mücadele için devam etmek zorunda kalacak. Bilançoyu da küçük ürtecek. O yüzden gelecek sene hem Fed'in faiz artırdığı, enflasyonla mücadelenin sürdüğü hem de resesyon gelen bir sene yaşama ihtimalimiz hala olduğunu düşünüyorum. Sen de bu fikre katılır mısın? Ya esasında katılıyorum. Şimdi bir Fed şunu çok net olarak söylüyor. Diyor ki bizim şu anda yaşadığımız en büyük problem enflasyon diyor ve bunu koşulları ne olursa olsun çözmeden diğer ekonominin diğer taraflarına kesinlikle bakmayacağım diyor. Çünkü onun söylediği şey şu, eğer kalıcı bir enflasyonla karşı karşıya kalırsak bunun ekonomiye vereceği tahribat hani hep düşündüğümüzden çok fazla olacak diyor. Dolayısıyla çok net bir şekilde yani bu faiz arttırım süreci ve hani sıkılaşma politikasına bir süre daha devam edecek. Şimdi bunun etkilerini ben de açıkçası son çeyrekte
ve önümüzdeki yılın ilk 6 ayında görmeyi düşünüyorum. Dolayısıyla hani oralara geldiğimiz zaman birazcık daha sanki zor bir sürecin içinde olacakmışız gibi duruyor. Ama bir yandan da şu anda hani talep tarafında gördüğümüz sanki enflasyonda bir yavaş da olsa bir kırılmayı sanki Fed yaratmış gibi duruyor. Ama bu geri adım atacak manasında hani önümüzdeki süreç içinde gelmiyor. Hani benim düşündüğüm burada faizlerin bir 4'ler seviyesine çıkması, 3,5-4'ler seviyesine, enflasyonun da o seviyelerde böyle artık sabit ama beklentilerimizin yukarı yönlü olmadığı, hani böyle artık rahatsız etmeyen bir enflasyon, ılımlı, hani risklerin içinde çok fazla barındırmadığı bir enflasyon oluşmasını bekliyorum. Ama tabii bütün bunlar oluşurken belki de işte hem hisse senedi tarafında, ama bunu yurt dışı için konuşuyorum, yurt içi piyasalar için konuşmuyorum, sanki yurt dışında böyle zor bir süreci yaşayabilirmişiz gibi açıkçası duruyor. Yani biz sanki bu yılın sonlarına ve 2023'ün başlarında şöyle bir hisse senetlerinden çıkıp bonolara doğru bir kayışın olduğu ve hani hisse senedi piyasalarının birazcık olumsuz etkilendiği bir süreci açıkçası görebiliriz diye düşünüyorum. Dediğim gibi zor olacak. Hani bugüne kadar geldiğimiz süreç içinde hep genişlemeci para politikasıyla bir şekilde piyasaların desteklendiğini gördük. İşte Covid oldu, hemen Fed yine hızlı bir şekilde davrandı ve piyasaların içine girip hızlı bir şekilde para bastı. Belki de tarihinde, geçmişinde görülmediği kadar hızlı bir şekilde bastı ve bir şekilde piyasaları ayakta tuttu. Şimdi de şu anda da şunu düşünüyor, yani bütün bunların sonucu olaraktan doğan enflasyon işte birçok sebepten dolayı artık bunun temizlenmesi gerektiğini ve bu konuda da artık aktif bir şekilde rol alıyor ve buna devam edecek. Bunun etkilerini de dediğim gibi işte bu yıl sonunda ve gelecek yılın başında ne yazık ki yurt dışı piyasalarda bence çok net bir şekilde göreceğiz diye düşünüyorum. Dolayısıyla hani bu risklerin var olduğunu da ben de, ama hani biz birazcık burada açıkçası ayrışabiliriz bulunduğumuz fiyat seviyelerimiz dolayısıyla. Yani yurt dışları hep bugünlere gelirken inanılmaz rekorlar kırarak geldi yurt dışı piyasalar. Dolayısıyla biz zaten buraya hiç katılmamıştık. Dolayısıyla hani bu tarafta oluşacak bu sert düşüşlere belki biz katılmayız. Ama yurt dışı tarafında Fed'in duruşu çok net, sıkılaşacak, faizi arttıracak ve bunun etkilerini önümüzdeki süreç içinde ne yazık ki biz de yaşayacağız. Konuyla ilgili bir görüş daha verelim. Koç Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Kamil Yılmaz dün yayınımızdaydı. Fed'in tüketim harcamalarını ve ücret beklentilerini kırması gerekiyor dedi. İstihdam piyasasından gelen verilerin, yani iki kat beklentinin iki katından fazla bir istihdam artışı olması bir ölçüde doğrudan istihdam piyasası ve ücretler tarafından baskının devam ettiğini gösterdiğini düşünüyorum. Beklentim biraz da Fed'in bu ücret beklentilerinde kırması, yani tüketici hem tüketim harcamalarını hem de ücret artışlarını kırabilmesi gerekiyor. Yoksa kendiliğinden sadece 1 ya da 2.75 bas puanlık artışla bu beklentileri kırmak kolay değil. Dediğiniz gibi bir ölçüde de ücretlerde de artış beklentileri en azından geçmiş enflasyon için kompanse edilmek, yani bir karşılığını almak açısından bu beklentiler olabilir. Ve eğer olmadığı sürece de istihdam tarafında arz ne yazık ki yeterince artmayacaktır. Yani 3.6 galiba işsizliğin düştüğü, geldiği nokta çok çok düşük bir seviye şu anda Amerika'da. Bunun yukarı yönlü artması için frene biraz daha güçlü basılması gerekebilir. Ama dediğim gibi bu önümüzdeki 1,5 aylık bir süre bence yeterince şey gelecek. Hem enflasyon verisi, hem istihdam verisi, hem doğrudan tüketim verileri. O bir ölçüde Fed'in, yani galiba 75 bas puan şu anda en safe bet dediğimiz orta nokta olarak bir iyi bir artış noktası, ama 100 bas puan çok sert olur diye düşünüyorum gerçekten. Terminale döndüğümüzde bugünden beklentileri de ortaya koyalım. Enflasyon verisi gelecek dedik. Aylık %0.2, yıllık tarafa baktığımızda ise %8.7'lik bir enflasyon tahmini var. Yine çekirdek tarafa döndüğümüzde yıllık %6.1'lik bir beklentiyle karşılaşıyoruz. Reel Kapital Genel Müdürü Mete Yüksel, %9.1 veya daha üstünde bir enflasyon gelirse Fed'in daha sert adım atması gerekeceğini söyledi. 9.1 ve daha üzeri bir enflasyon Fed'in çok daha sert adımlar atmasını gerektirecek bir durumdur. Belki 75 bips'i %100 olasılıkla görmeye başlarız işte WIRP terminalinde ve hatta 100 bips'e doğru ilerleyen bir tahmin yüzdesi birikmeye de başlayabilir swap fiyatlamasında. Bu da hani hızlı faiz artışının
her zaman konuştuğumuz yani temel analizdeki iskonto oranından işte alternatif getirinin artıyor olmasına bütün küresel riskli varlıklar için olumsuz bir ortama daha fazla gidilmesine sebep olacaktır. Stagflasyona doğru koşarak gidiyorlar. İngiltere'de o şekilde, Avrupa Birliği de keza aynı şekilde. Bu yani işte enerji kısıntıları, tasarruf edelim mevzuları sadece hane halkına yapılmış bu uyarıda değil, üretimi de düşürecek bir şey. Elbette hani resesyona giderken eş zamanlı olarak çok da hızlı bir şekilde faiz arttırımı yapamamanın acısını çekiyorlar. Hoş İngiltere Merkez Bankası 25-50 bips hangisi olacağı belli değilken 50 bips yaparak daha cesur bir hareket attı ama yine de Fed'in attığı büyüklükteki adımları atmaya muktedir değil ne Avrupa Merkez Bankası ne İngiltere Merkez Bankası. Ondan dolayı hani iki arada bir derede kalmış durumda hem resesyonla hem yüksek enflasyonla yüzleşecek stagflasyona doğru hızla ilerliyorlar gibi duruyor. Şimdi Mete Bey'in bahsettiği ekranı da paylaşalım izleyicilerimizle. Eylül toplantısından şu anda piyasa 68 bas puan gibi bir faiz artırımını fiyatlamış durumda. Sonrasındaki toplantılara baktığımızda yıl sonuna kadar 124 bas puan kadar bir faiz artırımıyla yılı %3,5'lar civarında kapatacağımızı politika faizi tarafında fiyatlayan bir piyasa hareketi söz konusu. Gelecek seneye de şöyle bir kısaca göz atacak olursak 3,6'ya kadar bir yükseliş, sonrasında ise Mayıs'tan mesela Haziran'a gelir. Acaba faiz indirimi olur mu? Bunun da fiyatlara girmeye başladığını görüyoruz. O zaman bu ihtimalleri de konuşalım Tufan. Bir, acaba daha kısa vade için mesela City'nin öngördüğü gibi istihdam verisi kuvvetli geldi diye Fed 100 bas puanlık bir faiz artırımına Eylül'de gidebilir mi? Giderse ne olur? İkincisi, böyle bir ihtimal olduğunda gelecek sene faiz indirmek durumunda kalan bir Fed'le karşılaşır mıyız? Ya bence bütün bunların hepsi olasılık dahilinde. Çünkü sonuçta dediğim gibi yani burada bir numaralı hikaye enflasyonun ne olacağı. Yani hani enflasyonun ne olacağını şu anda çok ciddi bir şekilde kestiremediğimiz için yani sadece işte biraz evvel çekincelerden de bahsederken yani sadece sıkılaşarak ve sadece faiz arttırarak da enflasyon indirmeye de başarılı olamayabiliriz. Yani tamam önemli araçlar bunlar. Hani bunları kullandığınız zaman genelde başarıya ulaşma ihtimaliniz yüksek. Ama illa ulaşacaksınız diye de bir kural söz konusu değil. Dolayısıyla Fed gelecek datalarla beraber hani çok hızlı burada bu noktadan faiz arttırır mı 100 bas puanlarda? Ben açıkçası çok fazla beklemiyorum ama hızlı bir şekilde elinden geldiğin en hızlı bir şekilde 3,5'lara 4'lere bir şekilde gitmek isteyecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben de hani bu dönemde 0,75'in sanki daha olası olduğunu düşünüyorum. Şimdi belli bir noktaya gelip eğer enflasyonu kırıp da pozitif bir reel getiri vermeye başlarsa eğer faiz tarafında ondan sonra belki yılın ikinci yarısından itibaren faiz indirimlerini konuşmamız çok anormal olmaz. Çünkü bir yandan da ekonomik aktiviteyi çok ciddi bir şekilde yavaşlattığımız bir sürecin içindeyiz. Dolayısıyla eğer piyasada öyle bir faiz indirim beklentisi olursa işte bence biz bir noktadan sonra yani önümüzdeki sene yaşayacağımız o olumsuz senaryolardan sonra tekrar önümüzde olumlu bir senaryo yazacağımız bir süreç oluşmaması için ben açıkçası bir sebep göremiyorum. Yani Fed'in burada faiz arttırmasındaki ana sebep enflasyonu düşürmek. Eğer enflasyonu düşürdükten sonra enflasyonun artık yükselişinde bir risk olmadığını görürse ben tekrar bir faiz indirim ortamının oluşacağını önümüzdeki süreç içinde açıkçası ben de düşünüyorum. Ama bütün bunlar çok fazla değişkeni içeriyor içinde. Dolayısıyla ne olduğunu görmek birazcık daha bence kısa vadeli yorumların yapılabileceği bir sürecin içinde olduğumuzu da düşünüyorum. Son olarak da istersen tahvil piyasasını konuşalım. Orada bu hafta içerisinde hazine ihalelerini takip ettik. Bugün dolar cinsi borçlanma da var. Doğrudan satış yoluyla bankalara gerçekleşecek. Bir yandan tabii mesela seninle bilançolarda da iki çeyrektir konuştuğumuz TÜFE endeksi kağıt gelirinin bankalara katkısını sürekli ele aldık. Ama daha sonrasında tabii Merkez Bankası'nın regülasyon değişimiyle 5 yıl ve daha uzun vadeli sabit kuponlu kağıtlara tabii talebin artması gerekiyor. Öyle de gözüküyor zaten tahvil ihalelerine baktığımız zaman. Oluşan faiz seviyelerini bu tarafta nasıl yorumluyorsun diye sormak isterim. 21.33 dün gösterge bileşiğin günü kapattığı seviye mesela. Şimdi tabii dikkat edersen hani programlarımızda da hep konuşuyoruz. Birçok şeyi tartışıyoruz. Faiz esasında pek konuştuğumuz bir durum değil. Arada belki kredi faizlerinin ne kadar yüksek olduğundan yani hani şu anda oluşan faizlere göre ne kadar daha yukarıda oluştuğunu söylüyoruz. Ama şu andaki süreci ben birazcık şöyle görüyorum. Hani kuru olan atağın bir şekilde önlendiği ama bütün bunlar olurken de TL faizin
çok doğru fiyatlarda oluşmadığı da bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla zorunluluk dışında hani bono tarafında çok da fazla yatırımcının olduğunu söylemek bence çok doğru olmaz. Yabancıların geldiği seviye zaten ortada hani bono tarafında. Neredeyse sıfıra gelmiş bir yabancı yatırımcı var o tarafta. Dolayısıyla hani ihaleler işte hem kamunun hem de bu bazı gelen kuralların doğrultusunda bir şekilde alıcı buluyor. Ama hani bugün geldiğimiz nokta itibariyle bir ülkede %80 enflasyon olup da %21 ile bono sattığınızda çok da alıcısının olmasını düşünmek bence çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Dolayısıyla şu andaki zaten hani gelen açıklamalar da o yönde. Hani gösterge faizimizin de artık bir gösterge olmadığını hep konuşuyoruz. Dolayısıyla böyle bir ortamda bence faizler şu anda çok bir şeyi yansıttığını açıkçası söylemek çok kolay değil. Dolayısıyla hani onun hakkında da bir yorum yapmak da çok normal olduğunu ben açıkçası bu süreç içinde düşünmüyorum. Böyle daha artık ben seçim sürecine kadar bu düzenin hani bu yaşadığımız bu faizlerdeki bu seviyelerin işte 21'ler, 22'ler, 23'ler bu şekilde önümüzdeki süreç içinde devam edeceğini düşünüyorum. Yani enflasyon buradan atıyorum 80'lerden 60'lara da gelse bizim açıkçası hani göreceğimiz faizdeki seviyeler gene buralar olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada bugünkü çekirdek enflasyondan da %6.1'lik bir beklenti var dedik. İzleyicimiz Temel Bey de diyor ki acaba manşet enflasyondan çok çekirdeğe mi bakar piyasa? Ayı piyasası rallisinin devamında kaderi belirlemek için bir de oynaklık artar mı diye sormuş. Son bir dakikada da onu değerlendirelim istersen. Ya şöyle hani ben açıkçası tabii ki de bunlar çok çok önemli ama hani çok da böyle çekirdekteki den dolayı böyle hani piyasa artık bir yorum yapabilecek noktada olduğunu düşünmüyorum. Yani şöyle düşünün. 80 enflasyon karşısında bir mücadele noktasında hani düşürmek manasında hani dönemsellik dışında şu anda elimizde çok fazla bir şeyin olmadığı bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla hani bütün bunlar böyleyken ben gelecek dataların böyle piyasalar üstünde çok büyük etkiler açıkçası yaratabileceğini düşünmüyorum. İşte bu dönem biraz petrol geriye geldi. Belki onun bir enflasyon üstünde, çekirdek üstüne bir etkisini görebiliriz ama onun dışında ben de hani gelecek olan datalarda işte çekirdek şöyle oldu deyip ya da enflasyon tekrar artıyor deyip böyle piyasa üstünde çok ciddi bir etki olacağını düşünmüyorum. İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner, çok teşekkür ederiz yayına çok değerli katkıların için. Her hafta olduğu üzere Tufan, az önce bahsettiğimiz City'nin değerlendirmesini biz de ekrana getirerek devam edelim. City, Fed'in istihdam verisinin ardından 100 bas puanlık bir faiz artışını tartışabileceğini savundu. Bu haberi ekrana getireceğiz. Ardından kısa bir reklam aramız olacak. City Group, Temmuz ayı istihdam verilerinin Eylül'de olası 100 bas puanlık faiz artırımına kapı açtığını söyledi. City Group ekonomistlerine göre Amerikan Merkez Bankası Fed enflasyonu kontrol altına almaya ve iş gücü piyasasını soğutmaya çalışırken, beklentilerin üzerinde güçlü gelen Temmuz ayı istihdam verileri, Fed'in Eylül'de 100 bas puanlık faiz artışı riskini artırıyor. City Group stratejistleri, güçlü istihdam verilerinin de beklenenden daha hızlı gerçekleşen ücret artışlarının, Eylül'de 75 bas puanlık bir faiz artışı ihtimalini çok yükselteceğini ve daha fazla jumbo faiz artışı potansiyelini artırabileceğini tahmin etti. City stratejistleri, Fed'in Eylül'de 75 bas puan faiz artıracağına dair temel senaryolarını koruduklarını, ancak çekirdek enflasyon beklenenden güçlü gelirse 100 bas puanlık bir artışa çok şaşırmayacaklarını aktardı. 100 bas puanlık bir artış Fed'in politika faizini %3.25'te %3.50 aralığına çıkaracak. 5 Ağustos'ta açıklanan verilere göre Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı istihdam, Temmuz'da 250 bin beklentisine karşın 528 bin kişi arttı. Ülkede işsizlik ise %3.6'dan %3.5'e düştü. Böylece Amerika Birleşik Devletleri'nde istihdam verileri salgın öncesi seviyelerine döndü. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde ortalama saatlik kazançlar Temmuz'da aylık bazda %0.3 beklentisini aşarak %0.5 arttı. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar.
Ve küresel piyasalarda son durumu değerlendirme zamanı. Bloomberg HT Dubai temsilcisi Ersoy Kazancı ile beraberiz. Öncelikle Ersoy günaydın. Bu sabah Amerikan tipi hamda kabaca 90, Brent'te 96 dolar civarında bir seyir söz konusu. Orta Doğu'da ve emtia piyasalarında hareketlendirici hangi başlıklar var bu sabah? Zeynep günaydın. Evet, dün de bu fiyatlardaydık. 90 ve 96 dolar seviyesinde çok fazla değişiklik olmadı. Gerçi dün bir ara yükseldi, sonra tekrar geri geldi. Niye yükseldi? Bu Rusya'nın petrolü, Avrupa'ya giden petrol, Ukrayna üzerinden giden petrolde Macaristan, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti'ne olan akışta kesinti oldu. Ne zaman açılacağı belli değil. Bu fiyatları biraz yukarı çekti ve yine bu enerji güvenliği konusu şu anda gündemde Avrupa, Rusya'dan Avrupa'ya giden petrol konusunda. Ama sonrasında Amerika'dan stoklar geldi. Her hafta olduğu gibi APİ'nin rakamlarında, özel sektörün rakamlarında 2.2 milyon varillik artış vardı Zeynep. Bu da fiyatları biraz aşağı çekti. O yüzden dünle aynı seviyelerdeyiz. Dün de konuşmuştuk. İran nükleer anlaşmasına geri dönüş olacak mı, olmayacak mı onu takip ediyoruz. Anlaşma geri gelirse İran petrolü piyasaya gelir diye algılamak lazım. O da yakından takip ediliyor. Dün Enerji Bilgi İdaresi'nin kısa vadeli enerji görünüm raporu açıklandı. Piyasaları çok etkilemedi ama bir iki not aldım orada da. Brent fiyat beklentisini 2022'de 105 dolar, 2023'te de 95 dolar olarak açıkladı Enerji Bilgi İdaresi. Amerikan üretimi de 2022'de 11.9, 2023'te de 12.7 milyon varil olacak. Bu Amerika için rekor üretim demek Zeynep. Orta Doğu ile ilgili bir iki notla bitirmek istiyorum. Katar'da Dünya Kupası yaklaşıyor. Sene sonuna doğru olacak ama bu özellikle ev fiyatlarını, otel fiyatlarını çok etkiledi. Katar'da öyle çok fazla kapasite yok. Geçen sene göre ev fiyatları %40 artmış durumda. Kiralar çok artmış durumda. Bu haber başlıklarında vardı. Bir de Birleşik Arap Emirlikleri'nde hep söylüyorum, gayrimenkul satışları çok arttı. Rusya parası, Ukrayna parası çok geliyor. Burada özellikle kripto paralarla olan işlemlerin raporlanmasını istedi Birleşik Arap Emirlikleri düzenleyiciler. Bu da dikkat çekici bir haberdi. Evet, benim taraftan son notlar böyle. Bugün risk off dediğimiz günlerden birini yaşıyoruz Zeynep. Bloomberg HT Dubai temsilcisi Ersoy Kazancı'ya çok teşekkür ederiz aktardığın notlar için. Bu başlıklar ve daha fazlası endeksleri nasıl etkiliyor onu da konuşacağız. Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadi Kaymaz bu defa Pekin'de bizi bekliyor. Sadi, bir önceki buluşmamızda bol miktarda enflasyondan bahsetmiştik. İstersen oradan devam edelim. Yeni başlıklarda neler var piyasayı etkileyen? Zeynep, dünyanın ikinci ve üçüncü büyük ekonomili üretici fiyatlarını açıkladılar. Dolayısıyla küresel ekonomi içinde gidişatları önemli sayılabilir. İstersen üçüncüden başlayayım, tekrar hatırlatayım. Japonya'da evet üretici fiyatları böyle zirveden çekildi ama beklendiği kadar çekilmedi. Mutlak seviyesine baktığımız zaman da %8.6 gibi hala çok yüksek bir seviyede. Tabii beklentilerin üzerinde kaldı. Neden üzerinde kaldı? Çünkü özellikle karayakıt fiyatlarında tüm dünyada olduğu gibi ana itici güçlerinden bir tanesiydi. Bir düşüş gerçekleşti. Bunun böyle üretici fiyatlarını, toplam eşya fiyatlarını aşağı çekmesi bekleniyordu ama öbür taraftan zaten elektrik var, doğalgaz var, gıda var. Bunlar düşmedi, düşmediği gibi, soğumadığı gibi dirençli de kalınca Japonya'da üretici fiyatlarını yüksek tuttu. Üretici fiyatlarını yüksek tutan bir başka unsur tabii ki yine ithalat, emtia ithalatı ama daha çok enerji tarafıyla. Nitekim ithalat fiyatlarına baktığımız zaman da %48'lik bir artış meydana gelmiş Japonya tarafında. Dolayısıyla Japon üreticiler hala enflasyondan dertli. Onlar biliyorsun bir de tüketicilere bunu yeteri kadar yansıtamıyorlar. Genel olarak kendi marjlarından yiyorlar Zeynep. Diğer taraftan Çin'e bakarsak, dünyanın ikinci büyük ekonomisine bakarsak, bunlar tabii dünyanın fabrikalarından da bahsediyoruz aynı zamanda. Zeynep, orada da tam tersine beklentilerin altında kaldı bir. İki, az önce belirtmiştik, tepeden böyle bir miktar düştü demiştik. Çinlilerinki çok sert düştü Zeynep. Yani %8-9'lardan %4'lere düştü. 4.6 beklenirken 4.2 geldi. Bu da yine genel olarak baktığımızda küresel enflasyon için bu tarafı için olumlu sayılabilir Zeynep. Ama tabii olumlu derken Çin'de sürekli bir emlak problemi var biliyorsun. Bu hane halkı güveni zedeliyor. Diğer taraftan Covid sınırlamaları var. Hem iş dünyası güveni zedeliyor hem hane halkı güveni zedeliyor. Dolayısıyla iş talepteki zayıflıktan da kaynaklanıyor. Tüketici fiyatları nasıl? Çin halkı enflasyondan dertli mi?
diyenler olabilir Zeynep. Hemen onlara da yanıtlarını vermiş olalım bir taraftan. Şimdi Çin'de manşet enflasyon %2.7 ama halkın hissettiği enflasyon tabii. Herkes markete gidiyor. Özellikle gıda ürünleri alıyor. Orada gıda ürünlerini aldığı zaman, eti dokunduğu zaman örneğin %20'lik bir artış görüyor. Ya da genel gıda sepetini doldurduğu zaman orada gıda sepetinde %6.3'lük bir artış görüyor ki Çin bağlamında dalga bu hayli yüksek ama hem enerjiyi çıkartırsak hem de gıdayı çıkartırsak, çekirdek tarafı bakarsak Zeynep, Çin, Japonya gibi biraz çekirdek tarafta %0.8'lik bir artış var. Bir önceki ayın gerisinde diyeyim Zeynep, sözü tekrar sana bırakayım. Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadık Aymaz, çok teşekkürler. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Türkiye Bankalar Birliği düzeltelim. Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar, Halk Bankası Genel Müdürü, Vakıfbank Genel Müdürü bugün TOB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde reel sektör temsilcileriyle bir araya gelecekler. Detaylarını editör arkadaşlarımız kaleme aldılar, paylaşalım. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yarın kamu bankalarının genel müdürlerinin katılımıyla finansmana erişim istişare toplantısı gerçekleştirilecek. Toplan yapılan duyuruya göre toplantı TOB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Vakıfbank Genel Müdürü Abdiserdar Üstün Salih'in katılımıyla düzenlenecek. Yarın saat 14.30'da gerçekleştirilecek toplantı, Hisarcıklıoğlu ve Çakar'ın yapacağı açılış konuşmalarının ardından basına kapalı olarak devam edecek. TOB sektör meclisleri 2 Ağustos'ta da Merkez Bankası Başkanı ile bir araya gelmişti. Söz konusu toplantıda Hisarcıklıoğlu, son dönemde finansmana ulaşımın zorlaştığına dikkat çekerek en büyük sıkıntıyı da en fazla gözetilmesi gereken küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz yaşamaktadır. Kredi faizlerindeki yükselişin yanı sıra kredi limitlerinin reel olarak daraltıldığı ve kullanımda sıkıntılar yaşandığı iletilmektedir. Merkez Bankası fonlama faizi %14, mevduata verilen ortalama faizler %20 civarındayken, bazı bankaların ticari kredilere %30 ila 50 arasında faiz uyguladıkları görülmektedir. Bazıları da hiç kredi vermemektedir ifadelerini kullanmıştı. Ve BloombergHT.com'da öne çıkanları aktararak devam ediyoruz. Musk 6,9 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı. Elon Musk 6,88 milyar dolar değerinde 7,92 milyon Tesla hissesi sattı. Tesla'nın 4 Ağustos'ta Austin, Texas'ta yaptığı 2022 yıllık hissedar toplantısının ardından hisse satım işlemleri 5 ve 9 Ağustos arasında gerçekleşti. Ve bir diğer başlıkta Coinbase var bu sabah BloombergHT.com'da. Coinbase 1 milyar doların üzerinde zarar açıkladı. Kripto para borsası Coinbase bu yılın ikinci çeyreğinde kripto paralarda yaşanan düşüşün etkisiyle yaklaşık 1,1 milyar dolarlık zarar bildirdi diyorlar. Haberin detayını yine BloombergHT.com'da okuyabilirsiniz. Ve programı noktalarken bir başka haberin detayını sizlerle paylaşacağız. Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamit Han ilk görev yerine uğurlandı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi mesajları verdi? Ekrana getireceğiz. İlk sözü böyle noktalıyoruz. Zeynep, sabah raporuna devrediyoruz. Hoşçakalın. Bugün Abdülhamit Han gemimizi mavi vatana, yeni sondaj rotamız Akdeniz'e yolcu ediyoruz. Abdülhamit Han gemimizi ya Allah Bismillah diyerek Gazi Paşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler Bir Kuyusu'na uğurlayacağız. Yörükler Bir Kuyusu, Doğu Akdeniz'deki kapsamlı iş planımızın ilk adımıdır. Milletimizin duası Abdülhamit Han sondaj gemimizde gece gündüz ter dökerek arama yapacak arkadaşlarımızla birlikte olacaktır. İnşallah sizlerden de hayırlı bir haberi en kısa sürede bekliyoruz. Gemimiz buradaki sondaj çalışmalarını bitirince
durmayacak. Diğer kuyulara geçecektir. Bu şekilde bulana kadar aramaya devam edeceğiz. Akdeniz'de yaptığımız arama ve sondaj çalışmaları kendi egemenlik alanlarımızdadır. Bunun için kimseden izin veya icazet almaya ihtiyacımız yoktur.